Başlamadan önce İstanbul'da düzenlenecek bir FIFA etkinliği ile ilgili ufak bir anketim var. Onu en üst kısma, yorumun en en üst kısmına bırakacağım. Doldurabilirseniz çok sevinirim. Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda efsane Ronaldo'nun kadro kurma görevini tamamlayacağız. Takımımıza yerleştirdik görüyorsunuz. Ve ben en son kalan kadro kurma görevini de bugün sizlerle beraber tamamlayacağım. Bir tek 86'lık görevi kalmıştı zaten. Tüm takımları tamamladık görüyorsunuz. 87'si, 88, 89'u 86'sı kalmıştı. Ve dün itibariyle de FIFA Ultimate Team Dünya Kupası modu çıktığı için de market çöktü. Ben gerçi daha önceden tamamlamıştım takımları ve o kulübümde olan oyuncuları kullandım. Bir tek Raikard'ı aldık 170 bine. O zaman böyle 190 bine falan gidiyordu. Muhtemelen şu an 140 bine falan gidiyor. E bu şekilde 86'lık kadroyu tamamladık ve benim sizlerle daha önceden paylaştığım aslında FIFA'daki amacım olan bu kartı birazdan kadromuza, kulübümüze göndereceğiz. Burada tamamlamış oluyoruz böylelikle. Ve aynı zamanda da bir yüz binlik bir tane de garantili Team of the Season paketimiz var. Şimdi Ronaldo tamamlandı. Oyundaki en iyi format. Evet, yani bu sene ne kadar az FIFA oynadığım göz önünde bulundurulursa bence hani güzel bir şey başardık burada. Ve takımımızda artık Ronaldo. 96 rating, 5 yıldız ayak, 5 yıldız beceri hareketi ve benim en sevdiğim futbolcu Küçüklükten beri izlediğim Brezilyalı efsane Ronaldo artık takımımızda doya doya kullanacağız. FIFA 18 Ultimate Team'in kalan ömründe. İstatistiklerini görüyorsunuz zaten. Anlatmaya çok gerek yok. Takımda da izleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Dayanıklılık güç çok fazla iyi değil ama hani zamanında çok sakatlanan bir oyuncuydu biliyorsunuz. Ya soğukkanlık 89 mu? Ya bırak Allah sen. Neyse def bitiricilik, hızlanma, sprint hızı ve skill move'lar vesaire zaten yani kendisini göreceğiz sahada. Ya bugün aynı zamanda başka birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu Ultimate Team'de Dünya Kupası modu çıktı. Zaten Dünya Kupası moduyla ilgili daha fazla içerik yapacağız. Ama yine de sonuçta bir şimdiye kadar üzerinde çalıştığımız bir Ultimate Team vardı. Açalım bu arada paketlerimizde. Ee, sizce, ya bence burada da bir şeyler yapabiliriz. Çünkü zaten, ee, oha ne? Board yok 100 binlik paketten. Ee, şimdiye kadar çalıştıklarımızın Hani sonuçta devamının karşılığını almak istiyoruz. Bu arada muhteşem bir paket geldi gerçekten. Vallahi helal olsun. En iyi oyuncu 81 ratingle bir 100 binlik paket. Gerçi bu saatten sonra 83 ratingli bir olsa artık para etmiyor. Dünya Kupası modu geldikten sonra oyuncuların fiyatları inanılmaz düştü. Yani Türkiye Ligi Team of the Season biliyorsunuz bir şeyi almıştık 50 bin civarına. 22 bine falan düştü. Legendler, efsaneler inanılmaz düştü. 86 87'lik oyuncular 3000 4000 seviyelerine düştü ve artık bütün e, ikon kadro kuma muazzam inanılmaz ucuza yapabiliriz. Açıyoruz bu arada. İtalya Ligi garantili görevimizden gelen Belçika Center for. Napoli ya Mertens 96 Mertens. Nine olan olsa çok süper olurdu. Çünkü forvet mevkimiz artık inanılmaz dolu. Ama en iyilerinden bir tanesi geldi tabii. 96 en bo bir 96'ımız daha daha geldi. Bu da süper bir kart bu arada. Yüksek, düşük, sağ ayak. Yani normal 86'lık kartını bile ben bu sene bayağı bir kullandım. <laughs> bayağı bayağı iyi bir kart bu da. Bayağı iyi bir kart. Ultimate Team'de marketin durumu göz önünde bulundurulduğu zaman e, çok ucuza kadro kuma görevleri yapabileceğiz. Yani Zanetti'nin ikon kartını alacağım ben mesela. Kimyayı herhangi bir şekilde etkilemiyor bu kadroda. Bu arada bu kadroyu değiştireceğim tabii ki oyun içinde. Ronaldo ve Kane forvet oynayacak. Son arkalarında oynayacak. Yine e, 4-1-2-1-2 oynayacağız. Yani aynı şeyi sadece kimyayı tutturabilmek için bu şekilde yaptık. Ama defansı da ben. E, ultimate sonuçta artık vaktimiz var. Dünya kupası modu olurken oradan coinler kazanacağız. Oradan paketler kazanacağız vesaire. Buradan belki marketin birazcık daha yumuşamasının ardından paraları daha rahat yapabilecek hale geleceğiz. Bütün takımı ikon yapabiliriz gibime geliyor. Ya en azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü 90K'ya ikon zanetti görevini yaparken geri paket paketler alacağız. Sırf onları hızlı satarak bile bir sürü bir şey yapabiliriz. Evet, videonun başında bahsettiğim gibi önümüzdeki günlerde bir FIFA etkinliği olacak. Bunun duyurusunu ben zaten ayrıca yapacağım ve ayrıca bir video ile paylaşacağım sizlerle bu hafta içerisinde. Hatta cuma günü olduğunu tahmin ediyorum. Bir FIFA etkinliği olsa gelir misiniz? Benim de tabii ki orada ol, ol, olacağım. Hani beraber olacağımız bir FIFA etkinliği olsa gelir misiniz? Bunu Lütfen bana eğer bildirebilirseniz anketten çok mutlu olurum. Bugün böyle kısa bir video oldu. Yani bu kadroyu, kadromuzu da kulübümüzde ve hani FIFA Ultimate Team üzerine de bir detay vermiş olalım dedim. Kısa bir video ama umarım hoşunuza gitmiştir. Yarın tekrardan görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.